Merhaba arkadaşlar, bugün videomda sizlere Skydio 2 Plus'tan bahsedeceğim. Çok kolay bulabileceğiniz bir drone değil, benim de elime kazara geçti bir arkadaşım vesilesiyle. Şimdi hızlıca hemen kutu açılışını yapacağım, sonra drone ile alakalı bazı bilgileri size ileteceğim. Ama öncesinde şu kısa bilgiyi de paylaşmakta fayda görüyorum. Bu drone'un henüz Türkiye'de bir distribütörü yok. Zaten kolay kolay kafanıza göre ben parayı masaya koyuyorum diyerek de ürün satın alamıyorsunuz. Siteye girmeniz, bir kapora ödemeniz, akabinde de sıranızın gelmesini beklemeniz gerekiyor. Aynı Tesla arabalarda olduğu gibi. Zaten bir drone değil, drone dünyasını değiştiren bir ürün olarak bakıyorum ben buna. Birçok özelliği var. Şimdi hemen kutusunu bir açalım. Akabinde de detaylı özelliklerinden bahsedelim. Evet arkadaşlar, cihazımız bu şekilde bir çantada geliyor. Aslında çanta baktığınız zaman şöyle bana Adena 58'in çantasını anımsatıyor. Böyle revolutionary diyeceğimiz bir üründe, yani devrimsel nitelikteki bir üründe böyle bir çanta yani bence pek olmamış, ama açalım içini. İçindeki daha önemli çantadan ziyade, ama biliyorsunuz poşet bile olsa ben bu tür şeylere biraz önem veriyorum. Yani öncelikle her şeyin görseli diyebiliriz. Cihazımızın böyle bir bataryası var. Bataryanın üzerinde Skydio 2 Plus yazıyor. Bu bataryayla yaklaşık yarım saat ama resmi veriye göre 27 dakika civarında bir uçuş sağlayabiliyoruz. Cihazımızı çıkartalım. Cihazımızın ilk bakışta en dikkat çeken özelliği ön taraftaki pervanelerinin, bakın görüyorsunuz, ve arka taraftaki pervanelerinin birbirinin tam tersi istikamette olması. Biri ön, biri aşağı yönlü, biri yukarı yönlü. Ama buna rağmen gayet güzel ve sorunsuz bir uçuş gerçekleştirebiliyorsunuz cihazla. Cihazımızın üzerinde engel tanıma sensörleri var. Yani buradan lidar sensörleriyle, lazer sensörleriyle, hem şurada göstereyim, kıç kısmında var, hem de burada baş kısmına yakın bir yerde var. Bunlar sayesinde etrafı tarayarak sizi takip edebiliyor. Aynı zamanda bu cihazın sevdiğim özelliklerinden, daha doğrusu inceleme videolarından vakıf olduğum bir özelliği de cihazda object recognition dediğimiz, yani nesne tanıma özelliği var. Cihazı uçuruyorsunuz, sokaktan geçenin hayvan mı, yani video karesine gireni kastediyorum. Bu bir hayvan mı, insan mı, araç mı, ağaç mı ya da başka bir nesne mi? Bunları kendisi tespit ediyor ve size ekranınızda bunları gösteriyor. Bu da efsanevi bir özellik. Üretiminde problem olmasa, düzgün bir distribüsyon ağı da olsa bence şey yapar, birçok drone'a nal toplatır diyebilirim. Çünkü fiyat olarak da hem DJI çok çok altında bir drone, hem de özellik olarak da DJI çok çok üstünde bir drone. Ama buna nasıl bakacaksınız? Yani Apple gibi, işte insanlar kolay Apple'dan vazgeçebiliyor mu? Geçemiyor. DJI de maalesef artık sektörde bir Apple gibi oldu. Hemen bakalım kutu içinde başka ne var. Bu arada ondan da bahsetmemde fayda var. Cihaz iki versiyon, ya daha doğrusu toplamda üç versiyonu satılıyor. Birincisi Beacon'la alabiliyorsunuz. Bir el ufak kumandası var. Bu sizi de cihazın takip etmesini sağlıyor. İçinde bir GPS modülü var. Cihazın bir de kumandası var ayrıca. Ama bizimki en fakir versiyonu. Hiçbir şey yok cihazın. Sadece cihaz ve bataryası var. Böyle Remove Before Flight diye bir aparatımız var ki biz uçmadan önce zaten çıkarttık dedi. Yedek pervaneleri var, eva süngerler var, başka da bir şey yok. Bomboş bir kutu var. Zaten Type-C kabloyla şu kıç kısmında yer alan yere taktığınız zaman cihazı şarj edebiliyorsunuz. Batarya biraz gövdeye nazaran büyük duruyor, şey gibi düşünün. Şu ürün yerleştirme gibi düşünmeyin, ama Bosch'un matkap süpürgeleri, şey matkapları var ya böyle elektrikli. Onun şey gibi, ya da mesela Dyson'ın şarj aleti gibi kocaman bir şey yapmışlar. Hemen şöyle takalım. Oo, kendinde bir mıknatıs sistemi var. O da çok güzel. Bakın şöyle yaptığımda şimdi göreceksiniz. Kendisi bataryayı çekiyor. Hiçbir şey yapmama gerekiyor. Çat diye çekti. Çıkartırken sanki bir mekanizmaya oturuyormuş hissini hissediyorsunuz. Halbuki hiçbir yere oturmuyor. Çekseniz gelecek. Cihaz aslında bataryası yokken epey hafif, yani ben şöyle tahmin ediyorum, bu 300-350 gram civarında. Ama bataryayı taktığımızda toplam pervaneler dahil uçuş ağırlığımız 800 gram. Bu ne demek oluyor? Bu cihaz sivil havacılık kaydı gerektiriyor. Yani cihazı herhangi bir yerden alsanız bile sivil havacılık sistemini kaydetmeniz ve izinsiz uçuş yapmamanız lazım. Bu önemli bir konu. Bunun ayrıca cihazın teknik özelliklerinden kısaca bahsedecek olursak 72 megapiksellik bir kameramız var. 4K 60 FPS çekiyor ki artık bunu Adenler, Korbiler bile yapabiliyor diye tahmin ediyorum. Bunlar artık özellik olmaktan çıktı. Bu cihazın diğer bir özelliği ayaklarında dahi yer alan engel tanıma sensörleri. Daha doğrusu lidarla. Bakın iki tane burada var.
2 tane burada var. Toplam 4, 5 üstü altta da var. Toplam 6 tane lazer sensörü var. Kendinizle alakalı çekeceğiniz video ve fotoğraflarda cihazın sizi takip etmesi için üretilmiş bir şey. Yani hava fotoğrafçılığı ve videosu kaydı yapmak istiyorsunuz ve sürekli sizi takip edecek bir cihaza ihtiyacınız var. Örnek veriyorum, ormanın içinde koşuyorsunuz ya da bir kaykayınız var, biniyorsunuz, engellerin arasından gidiyorsunuz ya da paten sürüyorsunuz gibi. Bunu alıyorsunuz ya da motosiklet sürüyorsunuz mesela, şeylerde cross motocross'lar var, onlara katılıyorsunuz. Bu cihazı açıyorsunuz, koyuyorsunuz ve bu cihaz hiçbir engel tanımadan ve hiçbir engele çarpmadan sürekli sizi takip edebiliyor. Zaten sitelerindeki slogana da bakarsanız cihazın sizi takip ederek size sinema bilgisi kazandırdığını iddia ediyor. Tabii bunun en büyük sıkıntısı muhtemelen şu an yedek parça bulunabilirliğidir. Yani bugün bir gimbal'ını kırsanız tamir ettirmeniz bile neredeyse imkansız. Çünkü cihaz 1000 dolar, 1500 dolar civarında, 30 bin lira bir para vereceksiniz ama gimbal değiştiremeyeceksiniz. Bunlar tabii büyük soru işaretleri. Evet arkadaşlar, cihazla alakalı bahsedeceğim şeyler bundan ibaretti. Hadi cihazımızı uçuralım ve test edelim. Evet arkadaşlar, bugün landing pad'im yok ama eleştirdiğim çantanın ne işe yaradığını da bulmuş olduk. Çantamızı landing pad olarak kullanabiliyoruz. Zaten ortasında da bir yuvarlak var. Yani nedir? Demek ki onlar da aynısını düşünmüşler. Şimdi cihazı açıyorum. SkyDio uygulamasının ekran kaydını başlattım zaten. Şöyle cihazın tabii önce nasıl açıldığını bulacağız. Şöyle herhalde fasılalı basacağım. Ya muhtemelen ilk seferde açamayacağım. Çünkü kullanım kılavuzunu okumadık. Tamam, yan taraftan ışıkları yanıyor. Şimdi uygulamasından kayıt olup kod istediğinizde şey yapıyor. Wi-Fi şifresi falan istiyor. SkyDio 2 PS büyük. Tamam, şifreye girdim. Next diyorum. İnşallah doğru yazmışım. Connect'i battery dedi. Tamam, battery bağlı. Butonuna 3 saniye bas diyor. Bastım. Tamam. Işıklar diyor düzgün yanından emin ol diyor. Tamam. Katılmak istiyor. Katıl. Evet. Hadi bakayım. Connected dedi. Tamam, done. Kalibre ediyorum dedi. Dur yere koyayım da düzgün kalibre etsin o zaman. Şöyle. Bakalım. Hala kalibre ediyorum dedi. Safety guide. Tamam, geç. Onu geç ya. Güvenlikle bizim işimiz yok yani. Tamam, view demeden uçurmayacak herhalde. İleri 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 ileri. Okumadık. Antenleri kaldırın diyor. Kaldırıyorum. Şurada kulakçıkta antenleri var. Bakın, bahsetmeyi unuttum onlardan. Üstünde antenler var. Şu an dedi uçuşa hazırsın. Otonomi engine'i var bunların. Sky diyor otonomi diye bir şey var. Zaten markasını da tescillemişler. Şimdi onu hazırlıyorum dedi. Şuna basınca kalkacak mı şimdi? Dur, korktum. Şöyle basılı tutuyorum ekrana ve lan kalksana. Bir şeyler yapıyor. Nereye kadar? Şimdi. Tamam, şu an kaydetmeye başladı. Bunu nasıl kontrol edeceğim buradan? Biraz, şöyle. Yani biraz mesela Counter Strike'da falan uçak uçururken ki haliyle biraz tam tersine çalışıyor. Tamam, bunun indirme şeyi var. Tamam kardeş, yeter ya. Allah lan. Gel buraya. İn aşağı. Şöyle yapalım. Ben bunu bir indireyim. Şu an bir indireyim. Çünkü şu an panik oldum. Kalktığı yere inecek mi bakalım. Şöyle gel bakayım. Elime. Wow. İnişi güzeldi. Kalibre ediyor tekrar. Ben şu an seni hiçbir yere götürmek istemiyorum. Şimdi şöyle bir fail oldu açıkçası bu inceleme. Ben bu kendimi takip ettireceğim falan diye düşünüyordum. Şunu bir daha bir indireyim. Bir özellik falan kapatılıyorsa böyle kapatalım, yoksa bu sıkıntılı. Sam Bey, Sam Bey aman gözünüzü seveyim. Sam Bey şöyle. Bir başlasın bakalım, kaldıralım. Saçma sapan bir şey var. Tutorial yapmış. Tutorial'ı geçmeden uçurmama izin vermiyor cihazı. Tamam hadi bakalım. Güneşten hiçbir şey göremiyorum. Orada ağaçların arasına falan girdi. Şu an beni takip ediyor herhalde. Gel bakayım. Oha. Tamam, demek ki şöyle bir şey var. Cihaz var, adam var. Yani her adam her cihazı kullanamıyormuş. Onu da görmüş olduk. Şöyle biraz zorlayalım. Gel bakayım kardeş sen buraya.
Şöyle. Bayağı güzel takip ediyor ya. Vallahi. Gel bakayım. Ulan oradan geç. Yok artık. Gel. Sami Bey, bunları iyi çekelim. Biraz yakın çekim yapabilirsek. Şu an cihaz cebelleşiyor. Farkında mısınız bilmiyorum ama. Vay. Yok artık. Koşuyorum. Biraz seviyeyi yukarı taşıyabilir miyim? Benimle birlikte koşman lazım. Evet. Abi yemin ediyorum çok eğlenceli. Paranız varsa alın. Harika cihaz. Şu an ağaca yakınlığını göstermek istiyorum size. Hatta şöyle bakalım, cihaza doğru gideyim, ağaca çarpacak mı? Yok. Artık ağaca çarpmayı bırakın. Aradan geçti. Ne, ben nefes nefese kaldım. Bir cihazı da gösterebilir miyiz bulunduğu konum itibariyle Sami Bey? Yani 2-3 tane ağaç var etrafında. Hiçbir şey yapmıyorum. Telefon elimde. Kendimi seçtim sadece. Ve şu an sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Harika. Yani tek test etmek istediğim tek özellik buydu. Bir saniye, bir de Yusuf Bey diyor ki ben kaçayım o kovalasın diyor. Motion Track'ten çıkacağım. Şu an Sami'yi takip ediyor. Lan. Şu ağaçların arasından geçebilir misin mesela, bir denesene arkandaki ağaçların içinden. Güneş de nasıl vuruyor? Kardeşim benim yaptığımı yapıyorsun. Benim daha zorla zorla cihazı zorla yani. Mesela yere kapaklan, seni tanıyabilecek mi? Ya ben onu ironi olarak söylemiştim ama gerçekten yapacağını tahmin etmedim. Evet arkadaşlar, kısaca şu an Object Track'i kapattım. Cihazı indiriyorum. Şöyle basayım, bir insin bakalım önümüze. Hop. Evet, cihazı indirdik. Ya denemek istediğim, kullanmak istediğim tek özelliği bu efsanevi beni takip et özelliğiydi. Mesela 10 üzerinden puan verecek olsanız kaç verecek derseniz, dürüst konuşmak gerekirse burada 100 veriyorum 10 üzerinden. O kadar kaliteli bir şey yapmışlar. Harika olmuş. Tebrik ediyorum gerçekten. Bugüne kadar yaşadığım tüm drone deneyimlerinin dışında Outdoor Evo'lardan bile daha güzel. Eğer paranız varsa, imkanınız varsa ben mutlaka almanızı tavsiye ederim. Her drone hobicisi, her drone kullanıcısının elinde mutlaka olması gereken cihazlardan bir tanesi diye düşünüyorum. Bu benim değil. Ama en kısa sürede ben de bunu kumandalısını, bu şekilde değil çünkü korkuyorum uçururken, bunun kumandalısını, hatta beacon'lısını alacağım. Kaykaya binmeyi de çok seviyorum her ne kadar beceremesem de. Elektrikli kaykayım artık, beni bunun üzerindeyken izlersiniz. Bir de öyle video çekerim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram'dan soru ve sorunlarınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Görüşmek üzere.